Ya, sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Sağ olun, tanışacağız. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Siz de sağ olun. Merhaba, nasılsın? Değerli Sayıştay Başkanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcım, çok değerli Yargıtay Başsavcım, Yargıtay Başkan Vekillerim, Anayasa Mahkememizin çok değerli üyeleri, çok değerli Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekilim, değerli HSK üyeli arkadaşlarım, çok değerli Bakan Yardımcılarım, çok değerli Milletvekilim, çok değerli Belediye Başkanım, çok değerli Adalet Bakanlığımızın ve HSK'nın yöneticileri, çok değerli başsavcılarımız, çok değerli komisyon başkanlarımız, yargı mensuplarımız, ceza infaz kurumu çalışanlarımız ve tüm misafirler, tüm davetler, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yıl üçüncüsünü Ankara'da düzenlediğimiz ürün ve el sanatları fuarının tüm tutuklu ve hükümlülerin el emeği, göz nuru bu ürünlerin, bu sergilenen tüm fuardaki ürün ve çabaların ülkemize, iş yurtları çalışmalarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu çalışmaları da her geçen gün daha da güzelleşmesi, daha da gelişmesi bizim ortak temennimizdir. Sözlerimin başında dün idam edildiğinin yıl dönümü olan, idamının yıl dönümü olan merhum Başbakan Adnan Menderes'i rahmetle, minnetle, hürmetle yad ederek başlamak istiyorum. 27 Mayıs'ta merhum Başvekil Adnan Menderes'i seni buraya getiren irade böyle cezalandırılmanı istiyor. Sana bu cezayı vermemiz gerekiyor diyen bir anlayış vardı. İşte bu anlayış bu milletin bağrından çıkmış, milletin adamı Adnan Menderes'i idam sehpasına götürmüştür. Bu zihniyeti, hukuka değil, darbeye ve vesayete dayanan bu zihniyeti şiddetle bir kez daha kınıyoruz. Menderes ve arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz. Bu millet adamlarını, bağrından çıkan Menderes gibi milletin adamlarını kıyamete kadar her zaman hayırla anılacaktır. Darbecileri de her zaman şiddetle telin etmeye devam edecektir. 27 Mayıs'lardan yine geliyoruz, yine darbe dönemlerine. Bir sağdan bir soldan diyerek 12 Eylül darbe yargılamasında yine yaşını büyüterek idam edilen gencecik yavrularımızı idam sehpasına götüren anlayışla yine yargıya vesayetin gölgesini, yargıya vesayetçilerin yaklaşımını hepimiz gördük. Ve işte bu yargıdan yine FETÖ döneminin kumpaslarıyla, delil uydurmalarıyla devletin belli kademelerinde hiyerarşiyi bozmak adına delil üreten FETÖ zihniyetindeki yargı yaklaşımlarını gördük. Bir delil yok ama ben şuna ceza vermem lazım, ben bu hiyerarşiyi bozmam lazım, yargı benim olmalı anlayışıyla insanlara iftira atan, insanları yargı sopasıyla hizaya getirmek isteyen FETÖ anlayışıyla da bu ülke çok acı hatıraları, olayları yaşadı. Ama bugün 15 Temmuz akşamından itibaren meclisimizi bombalayan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan, 251 vatandaşımızı şehit eden hain, alçak FETÖ'cüleri 15 Temmuz gününden itibaren adliye koridorlarında tutuklayan, yargılayan, hukuk önünde hesap çeken bir bağımsız ve tarafsız Türk yargısı vardır. Daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. İşte 27 Mayıs'lardan buraya kadar bu mücadeleyi Türk yargısı alnının akıyla çıkmış ve vermeye devam edecektir. Bugün de terör örgütleriyle kararlı mücadelesini yine Türk yargısı vermektedir, sürdürmektedir. Türkiye FETÖ ile, PKK, YPG ile, DAEŞ ile kararlı bir şekilde mücadelesini eş zamanlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz. Terör, demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır. İşte o yüzden terörle mücadele esasında bir insan hakları mücadelesidir ve Türk yargısı da bu konuda hukuktan, adaletten taviz vermeden
bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Biz ne güvenlikten ne özgürlük dengesinden vazgeçerek ülkemizin huzurunu, güvenliğini bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Çok değerli misafirler, herkes bilsin ki bu kazanımlarımızdan asla geriye dönüş olmayacak. Nasıl ki 15 Temmuz akşamından itibaren kahraman yargı mensuplarımız, adliye çalışanlarımız gece gündüz adliye koridorlarında demokrasi nöbeti tuttuysa, işte bu demokrasi nöbeti hala tutulmaya devam etmektedir. FETÖ ile mücadelemizde yine aynı şekilde kararlı bir şekilde devam etmektedir. 40 yıl devletin hücrelerine sızmış bu terör örgütüyle 40 günde bu örgüt mücadelesini bitirdik şeklinde bir rehavete asla kapılmadan kriptolarıyla, atipik bu terör örgütüyle mücadelemizi kararlı bir şekilde ve her alanda elbette sürdürmek boynumuzun borcudur. Ucu nereye değerse değsin, kime değerse değsin bu konuda asla ama asla hukuktan sapmadan mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek Türk yargısının elbette onurlu bir mücadelesidir ve onu da yapmaya devam etmektedir. Çok değerli misafirler, örgüt özellikle yargı, emniyet ve orduya sızmıştır. Ancak nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ'nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maktubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi dersi vermeye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya kalkmasınlar, Türk yargısına tövmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Ve bunu yaparken FETÖ'cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil, sadece ve sadece hukuktan ve anayasadan emir alarak yapmaktadırlar. Farkı budur. Pensilvanya'dan emir alanlar, vesayetçiden, darbeciden emir alanlar değil, anayasadan ve hukuktan emir alarak yargılama yapan bir Türk yargısı var. Kim rahatsız oluyorsa olsun, Türk yargısı bağımsızlığını, tarafsızlığını sürdürmeye devam edecektir. FETÖ ile mücadele FETÖ yöntemleriyle yapılamaz. Herkes FETÖ'cü ise FETÖ'cü yoktur. Bu FETÖ'nün bir stratejisidir. Masumla suçluyu ayırt etmek, kuruyla yaşı ayırt etmek işte Türk yargısının görevidir. Ve Türk yargısı bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bugün bu mücadelede elbette sadece hakim savcının önüne dosyayı atarak da mücadele olmaz. O dosyanın yine hazırlık aşamalarında delilleriyle, dosyalarıyla, topyekün bütün kurumlarıyla mücadeleyi yapmak lazım. Yoksa burada kahramanca FETÖ mücadelesi ya da diğer terör örgütleriyle mücadele yaparken bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği için kahramanca özveriyle çalışan hakim savcılarımız da beraber tüm topyekün ortak mücadeleyi elbette sürdürmeye devam edeceğiz. Ve burada özellikle bu mücadeleyi sürdürürken, bu mücadeleyi verirken sabahlara kadar adliyede çalışan yargı mensuplarımız, onlarla beraber çalışan adliye çalışanlarımız, yetmedi evine dosya götürerek çalışan yargı mensuplarımızı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türk yargısı, eski yargı, 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat'ta briefingçilere selam duran yargı değil artık. FETÖ'cülerin şu benim gibi düşünmüyor, Pensilvanya'ya itaat etmiyor, o zaman buna ceza vereyim, tutuklayayım anlayışıyla hukuk dışı bir yargılamaya giden bir yargı değildir. Sadece ve sadece hukuka, anayasaya göre karar veren, mücadele eden bir yargıdır. Ve elbette Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk sisteminde eksik kararlar, yanlış kararlar, yeni giren deliller, bilgiler olabilir. Bu konuda da sistem işlemektedir. Bir diğer mahkeme, bir üst mahkeme, Yargıtay'ı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay'ı bu mücadeleyi de elbette sürdürmektedir. Yargı mensupları sadece kararıyla konuşuyor diye kimse asil, şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın. Çünkü
Türk yargısı konuşamaz, çıkıp bir şey söyleyemez diye bu konuda haksızlığı da asla kabul edemeyiz. Çok değerli arkadaşlar, yargı reformu belgemizde, stratejimizde işte bu anlayışın bir ürünüdür. Güven veren ve erişilebilir bir adalet bu millete bizim boynumuzun borcudur. Herkesin ne olursa olsun, hangi düşüncede, hangi inanışta olursa olsun işte bu Ankara Adliyesi'nin önünden geçerken de, içeriden çıkarken de ben adil bir yargı sistemine sahibim diye bir özgüvenle ve inançla bu kapıya girmeli, bu kapıdan çıkmalı. Bütün çabamız budur. Ve bu anlamda FETÖ'cüler tasfiye edildikçe Türkiye'de yargı sisteminde yörüngesine oturmak üzeredir. 2019 yılı bu anlamda çok önemli bir milattır. Elbette FETÖ'cüler tasfiye edilmiştir, tasfiye edilecektir. Bu süreç devam etmektedir. Çünkü kripto bir örgüttür. Ama hepsini temizledik diye bir düşünce de olmadan Hakimler Savcılar Kurulumuz bu konuda büyük bir titizlikle her en ufak delil bile olsa bunu inceleyerek bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir, devam edecektir. Ve tüm bu çalışmalarda tutukluluk süresinde azami bir süre getirerek tutuklamayı bir tedbirden ziyade cezalandırma aracı olarak görmekten uzaklaşacağız. Ve bu çerçevede yine kamuoyunda cezasızlık algısı oluşturan uygulamalardan da vazgeçilmesini bu dönemde bekliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı da yaptık. Meclisimizin de takdiriyle inşallah yapanın yanına kar kalıyor anlayışının, algısının da ortadan kalkacağına inanıyoruz. Elbette infaz sisteminin, çağdaş infaz sisteminin anlayışı bir cezanın ardından hükümlülerin hayata hazırlanmalarının sağlanmasıdır. İnfaz sonrasını hazırlayabilirsek infaz başarıya ulaşmış demektir. İşte bu çerçevede hükümlü ve tutuklarımıza onarıcı adalet yaklaşımı içerisinde onların insan onuruna yaraşır ortamlarda eğitim ve mesleki programlar uygulamaya devam ediyoruz. Bu konuda Türkiye dünyaya örnek bir model işletmektedir. Dünyadaki birçok uygulayıcılar Türkiye'den bu örneği, bu modeli alıp kendi ülkelerinde uygulamaktadırlar. Çünkü bir şekilde infaz sona erecek ve bu kişiler toplum hayatına katılacaktır. İşte toplum hayatına katılırken onların ıslahı, topluma entegre olması için tüm çabalarımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün 306 ceza infaz kurumunda 59.150'den fazla hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. İşte bunlar bu arkadaşlarımızın el emeğidir. Ve birçok kişi arkadaşımız, içerideki hükümlü ve tutuklular meslek öğrenerek infaz bittikten sonra kendi iş yerlerini açabilmektedirler. Bu da sosyal devlet anlamında çok önemlidir. 1700'den fazla atölye ve tesisimiz vardır. 289'dan fazla iş kolunda yine faaliyetler sürdürülmektedir. Son olarak denetimli serbestlikle de bildiğiniz gibi adalet ormanları çerçevesinde 1.150.000 fidan toprakla buluşturulmuştur son 3 yılda. 2 milyon ağacın bakımı yapılmıştır ve her yıl en az 500.000 fidan dikmeyi de yine amaçlıyoruz. Orman Bakanlığımızda protokollerimizi yine sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Okullarımızın bakımlarını yaptık. Yine burada arkadaşlarımızın el emeği öğrenci sıralarımızda yine cezaevlerinde imal edilmektedir. Arkadaşlarımız iş gruplarında, ceza infaz kurumlarında, yine duruşma salonlarımızda kullandığımız tüm araç gereçler, savunma sanayinde birçok stratejik alanda bu ürünler kullanılmaktadır. Ve son olarak yeşil alanlarda çevre temizliği anlamında da 7000 hükümlüyle bakım ve temizlik yapılmıştır. Ben bu vesileyle emeği geçen tüm tutuklu hükümlere teşekkür ediyoruz. Onlara bu imkanı sağlayan çok değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ceza infaz kurumunda çalışan infaz koruma memurlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların uzun yıllardır bekledikleri tüm yıpranma payları ile ilgili düzenlemeyi yapmıştık. Yine inşallah Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle memuriyet sonrası da silah taşımaya ilişkin talepleri vardı. Onları da inşallah halledeceğiz. Bu konuda önemli bir sorunu da çözmüş olacağız. Bu vesileyle de onu ifade ettikten sonra sözlerime son verirken fuarın ev sahibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, çok değerli başsavcımıza, emeği geçen arkadaşlarıma, ceza infaz kurumu müdürlerimize, yine orada çalışan personelimize,
İş Yurtları Kurumu Başkanımıza, emeği geçen arkadaşlarımıza, CTE Genel Müdürümüz ve Genel Müdürlük'teki tüm arkadaşlara ve esas katılarak bu güzelliği bizlerle paylaşan çok değerli hazırına, değerli misafirlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Cemil değil mi? Evet. Efendim gördüğünüz gibi ürünler atölyelerimiz var. Kendi ellerimizle. Sayın Bakanım. Biraz daha geri geldim. Biraz torpil geçtik. Evet efendim. Orada biz organik yetiştiriyor muyuz? Yetiştiriyoruz evet tabii. Eza önünde. Evet. Ne yapsak nasıl olur? Seyfi seleştirebilirsiniz. Meleşik de ekliyorum. Aynen. Sinop'un bunların hep denemeyi orada yapılıyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Emeğe sağlık.